birçok ülke ve şehir, coğrafyacılar ve tarihçiler tarafından ayrıntılarıyla tanımlanmış olsa da benim ikametgahım olan İstanbul henüz anlatılmadı. Sonra dua ve güzel övgüler. Bu karalamamıza başladığımız mahalde hizmetiyle şereflendiğimiz Cem Mertebeli Padişah, cennet benzeri Bağdat'ın Fatihi, Sultan Murat Han Gazi. Toprağı temiz olup rahmet denizine gark olsun. Onların saltanatı zamanlarında, hicretin 1041 tarihinde yaya olarak Belde-i Tayyip'e, yani İstanbul'un çevresinde olan köy ve kasabaları, nice bin bahçe, güllük gülistanlık İrem bağlarını gezip gördükten sonra hatırıma büyük seyahat arzuları geldi. Anne, baba, üstad ve kardeş kahrından nice kurtulup da dünyayı dolaşırım diye her an Cenab-ı Bari'den dünyada beden sağlığı, tam seyahat ve son nefeste iman ricasında idim. Böyle başlıyor Evliya Çelebi seyahatnamesine. Yüce Yaratan'a ve onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed'e dua, övgü ve besmele ile başlıyor Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Bizim zaman içindeki yolculuğumuzsa Evliya Çelebi'nin izinde Evliya Çelebi seyahatnamesiyle. Doğum yerimiz olan İstanbul'da evimizin köşesinde değirmi yastık üzerinde murad uykusuna varıp 1040 Muharrem'inin Aşura gecesiydi. Uykuyla uyanıklık arasındayken rüyamda kendimi yemiş iskelesi yakınında helal ve temiz malla yapılmış dua kabul olunur Ahil Çelebi Camii adlı camide gördüm. Derhal caminin kapısı açılıp silahlı askerle, nurlu caminin içi, nurlu kalabalık cemaatle doldu ve sabah namazının sünnetini kılıp salavata başladılar. Minder dibinde oturup bu nurlu, güzel yüzlü cemaati seyretmede hayran oldum. Hemen yanımda olan cana bakıp, "Benim sultanım, mübarek zatınız kimdir? Bana mübarek isminizi bağışlayınız." dedim. O zat, Aşere-i Mübeşşere'den okçuların piri Ebi Vakkas oğlu Sadım deyince mübarek elini öptüm. "Ya sultanım, bu sağ tarafta nura gark olmuş güzel kalabalıklar kimlerdir?" dedim. "Onların hepsi peygamberlerin ruhlarıdır. Geri safta bütün evliya ve erenler ruhlarıdır." diye cami içindeki cemaati teker teker gösterip herhangisine bakışım isabet ettiyse elimi göğsüme koyup göz aşinalığı edip taze can buldum. Seyahatlere başlamasına yol açan ünlü rüyasında Hazreti Peygamber'in elini öpüp "Şefaat ya Resulallah" diyeceği yerde "Seyahat ya Resulallah" diyen Evliya Çelebi şöyle sürdürüyor: "İstanbul'dan Kasımpaşa varoşlarına geçtim ve rüya tabircisi İbrahim Efendi'ye rüyamı danıştım. Ondan büyük bir gezgin olacağıma, Peygamberin şefaatiyle bütün dünyayı gezip cennete kabul edilerek görevimi tamamlayacağıma ilişkin rahatlatıcı haberler aldım." Rüyayı gördüğünde henüz 19 yaşında olan Evliya Çelebi, rüyadan 10 yıl sonra çıktığı ilk seyahat olan Bursa gezisine kadar geçen süre içinde hem İstanbul'u dolaşır, hem öğrenimine devam eder, hem de 1636-1638 yılları arasında saraya intisap ederek Sultan 4. Murat'a müsaitlik yapar. Evliya Çelebi bizlere miras bıraktığı seyahatnamesinin ilk kitabının tamamını her zaman sevgiyle, Müslümanlarla dolu anlamına gelen "İslam bol" diye söz ettiği bu kente ayırır. Müzik
Seyahatname'nin birinci cildini İstanbul'a ayıran Evliya Çelebi, gezilerine başlamadan önce İstanbul'un kuruluşunu ve tarihini anlatmakla işe başlar. İstanbul'un Hazreti Süleyman yapısı olduğunu, ilk olarak Hazreti Süleyman tarafından kurulduğunu belirtir ve şöyle sürdürür. Şehrin ikinci kurucusu Hazreti Süleyman'ın oğlu Melik Racim, üçüncü kurucusu Madyan oğlu Yanko, dördüncü kurucusu İskender-i Kübra yani Büyük İskender, beşinci kurucusu Yanko oğlu Kuzantin, altıncı kurucusu Keyser-i Rum, yedinci kurucusu Yanko'nun torunlarından Vezendon, sekizinci kurucusu Yağfur ve dokuzuncu kurucusuysa Konstantin'dir. Bu 9 ismi sayan seyyahımız, seyahatnamesinde İstanbul'un 22 dildeki adını da vermektedir. Her dilde İstanbul isimlerini bildirir. İstanbul Kalesi'nin ilk ismi Latin dilinde Makedonya'dır. Süryani dilinde Yankoviçe dediler. İbri dilinde Aleksandra, Sırpça Pozanta, Yahudi dilinde Vejendonia, Frank dilinde Yafuriye dediler. Acem dilinde Kayser Zemin, Hint dilinde Taht-ı Rum, Moğol dilinde Çakturhan, Tatar dilinde Sakalip, Osmanlılarda İstanbul derler. Evliya Çelebi, çok iyi bir öğrenim görmüş olmasına rağmen, önlenemez bir tutkuya dönüşen seyahat etmek arzusuyla olmalı, İstanbul'da oturup resmi bir görev almayı düşünmez. Zekasıyla, bilgisiyle ve güzel sesiyle ünlü biri olarak da, imparatorluğun çeşitli yerlerine vilayet yöneticisi ya da imparatorluk dışına temsilci olarak gönderilen paşaların mahiyetine katılmakta sorun yaşamaz. Seyahatlerinin büyük bölümünü görevli olarak yapar. Bu görevlerse katiplik, memurluk, imamlık, müezzinlik, tahsildarlık, arabuluculuk, elçilik, ulaklık, kuryelik, orduyla savaşa katılmak ve hepsinden önemlisi musahiplik gibi birbirinden çok farklı işlevleri olan görevlerdir. Evliya Çelebi İstanbul'da Unkabanı'nda kendi deyişiyle Sarıcılar Camii'nin hemen zemininde 1611 yılının Mart ayının 25. günü dünyaya gözlerini açtığı zaman Osmanlı tahtında Sultan 1. Ahmet oturmaktadır. Adını daima Evliya diye anan ünlü gezgin, bu adın kendisine nasıl verildiğinden ve bir başka adı olup olmadığından seyahatnamesinde söz etmez. Çelebi ise Evliya'nın unvanıdır. Kendisinden söz ederken, hakir, değersiz, aşağı, bayağı, fakir, bir riya, özü sözü bir, doğru, dürüst sıfatlarını kullandığı görülür. Atalarının Kütahyalı olduğunu belirtir Evliya Çelebi. Büyük dedesi Fatih Sultan Mehmet'in bayraktarlarından İstanbul'un fethine katılmış olan Yavuz Erbey'dir. Babası ise Kanuni Sultan Süleyman'dan Sultan 1. Ahmet'e kadar hüküm süren padişahların kuyumcu başılığını yapmış olan Derviş Mehmet Zilli Efendi'dir. Annesi Abaza'dır ve hayatında çok önemli bir yeri olan Melek Ahmet Paşa'nın akrabasıdır. Çelebi anlatımlarında babasının soyunu Türklerin büyük velisi olan Hoca Ahmet Yesevi'ye, oradan da bizzat Ceddi İzamımız diye andığı Hazreti Muhammed'e bağlamaktadır. Evliya Çelebi 20'li yaşlarında ince yapılı, zayıf ama sesi güzel bir delikanlıdır. Bu güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim okuyuşu dikkati çeker ve 1636 yılının Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde Ayasofya Camii'nde Sultan 4. Murat Han'ın huzuruna çıkar. Sultan 4. Murat Han Evliya Çelebi'ye kaç saatte hatmi şerif edebileceğini sorunca Evliya Çelebi hızlı okuduğu takdirde 7 saatte, yavaş okursa ifrat ve tefride düşmez ise 8 saatte okuyabileceğini söyler. Bu cevap padişahın hoşuna gitmiştir ve Evliya Çelebi'ye 2 avuç altın verir. Seyyahımıza sarayın kapıları açılmıştır.
1636-1638 yıllarını Topkapı Sarayı'nda Sultan 4. Murat'ın musahibi olarak geçiren Evliya Çelebi, sarayın Fatih Sultan Mehmet Han döneminde başlayan yapımını şöyle anlatıyor. Mutluluk Evi, Demir Kale benzeri yeni sarayın vasıfları. Bu süslü bahçenin ta ortasında bir güzel tepe ve bir yüksek hoş havalı yer üzere kendilerine mahsus 40 adet kâşi çiniyle has odalar yaptı. Bab-ı Saadet'in iç yüzünde bir arz odası yaptı ki sanki havernak köşküdür. Evliya Çelebi Seyahatnamesi bir 17. yüzyıl klasiği olarak hem zevkle okunabilecek bir edebiyat eseri hem de tarih, dil, halk bilimi, sanat tarihi, dinler tarihi, tasavvuf tarihi ve yerel tarih araştırmacıları için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Asya, Avrupa ve Afrika'da gezip gördüğü yerlere kendine özgü bir anlatım biçimi ve bakış açısıyla tanıklık eden Evliya Çelebi, 10 ciltten oluşan eserinin birinci cildiyle aynı zamanda ilk Türkçe İstanbul monografisinin de yazarıdır. Söz söyleme üstadı olan Evliya Çelebi'nin dilinden İstanbul için şu sözler dökülmüş. Güzel belde, eski şehir, yüce saltanat yurdu, Makedon tahtı, yani Konstantiniye, kralların Hazreti İslam diyarı ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam yapısı olan İstanbul hakkında nice tarihçi vasıflarını ve övgülerini yazıp Kur'an-ı Azim'de fethin tarihini Beldetün Tayyibe buyurmuşlar. Seyahatnamesinde adlarını belirtmiş olsa da birçoğunu bugün bilemediğimiz Tarih-i Taberi, Kanunname, Fütüvvetname, Tezkiretül Bünyan gibi kaynaklardan derlediği mitoloji ve tarih karışımı bilgileri de ulaştırır bizlere Evliya Çelebi. Saray hayatını ayrıntılarıyla anlatır. Pek çok ünlünün kişisel tarihinden şehrin gündelik hayatına, şehrin kapılarından tepelerine ve iskelelerine, her türlü mimari eserden şehrin surlarına kadar önemli bilgileri aktarır. İstanbul'un surları, kapıları, madenleri, tılsımları Müslümanlarca kaç kez kuşatıldığı, Evliya'nın dönemindeki esnafı, camileri, hanları, hamamları, kısacası İstanbul'a dair her şey ayrıntısıyla anlatılır seyahatnamede. Bu anlatılanların birçoğu günümüzde ya değişmiş ya da yok olmuş durumdadır ancak günümüzden 400 yıl önce de bugün de İstanbul'un değişmeyen bir özelliği vardır. Kalabalığı. Evliya Çelebi İstanbul'da olan insan deryasının ve insanoğlunun en seçkin ve güzelinin başka bir diyarda bulunmadığını belirtir. Yeryüzünde 1000 insan öldüğünde 1001 insanın doğduğuna ve soyun böylece devam ettiğine inanıldığını belirten seyyahımız, böylesine büyük bir şehirde 1000 insanın ölmesi durumunda bile İnsan deryasının omuz omuza yaşamayı sürdüreceğine inanır. Sokaklarını adım adım dolaşan seyyahımız alkol kullanmadığını her fırsatta dile getirir. Ancak bir seyahatte olmazsa olmazlardan merak ve araştırma duygusuyla İstanbul'un bütün meyhanelerini tek tek dolaşır ve burada geçen bütün hayatı en ince ayrıntısına kadar seyahatnamesine not eder. Evliya Çelebi, gittiği yerlerin anlatımına o yerin tarihiyle başlamaktadır. Kalesi, iç kalesi, dış kalesi diye başlıklar atıp şehrin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu, kalesinin çepeçevre büyüklüğü, kaç adım olduğu, burçlarının ve bedenlerinin sayıları ve durumları, kale içinde yerleşim olup olmadığı, mahallelerinin sayısı ve buralarda kimlerin yaşadığı, aşevleri ve imaretleri, halkının görünüşleri, giysileri, inançları, isimleri, çarşı pazarları, yiyecek ve içecekleri gibi çok sayıdaki konuyu ayrıntılarıyla anlatır.
O asırda Hakir, İstanbul Kalesi'ni Fırdolayı adımladığımızı bildirir. İstanbul Kalesi'nin etrafını adımlayan seyyahımız önce Bismillah'la deyip başlıyor anlatmaya. Yedi kuleden Taşra Hendek kenarınca ta Ebu Eyyub Ensari kapısına kadar 8810 adım ve 6 kapıdır. İstanbul'un 27 adet kapılarının araları ne kadar adımdır onu bildirir. 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500. Küçük Ayvan Saray kapısından ta Bahçe kapısı yani Şehit kapısıyla 14 kapı arası 6500 adımdır. 6500. Evliya Çelebi ile İstanbul gezimiz sürüyor. Çelebi'nin İstanbul surları ile ilgili olarak verdiği bilgilerden sonra Süleymaniye Camii'ndeyiz. Sultan Süleyman Han Camii'nin vasıfları. İstanbul'un simgelerinden birinde Süleymaniye Camii'nin minaresindeyiz. Evliya Çelebi bu caminin temelini anlatmakla başlıyor seyahatnamesinde. Şöyle devam ediyor. Daha önce Fatih'in yaptığı eski sarayın yarısını bölüp Sultan Süleyman Han bu camiyi denize bakan yüksek bir tepe üzere benzersiz bir cami yaptı. Bütün Osmanoğulları ülkesinde bulunan usta mimarlar, yapı ustası, işçi, taş yontucu ve mermer ustası var ise toplayıp 3 sene tam 3'er bin ayağa bağlı forsa temeli yerin dibine indirip dağ delicilerin kazma vuruş seslerini yerin dibindeki dünya taşıyıcısı olan öküz duyardı. Ta bu mertebe yerin dibine kadar kazıp sonra temeline rıhtım yaparak 3 senede binanın temeli yeryüzüne çıkıp belli oldu. Büyük Usta Mimar Sinan'ın Kalfalık Dönemi eserim diye tanımladığı Sultan Süleyman Han adına 1550-1557 tarihleri arasında inşa edilen cami ve külliyesi, klasik dönem Osmanlı mimarisinin en önemli yapılarından biridir. Cami içerisinde bulunan fil ayağı olarak tanımlanan dört devasa sütun tarafından taşınan merkezi kubbe, kıble doğrultusunda bulunan iki büyük yarım kubbe ve bunlara dik olarak yerleştirilmiş üçer küçük kubbe tarafından desteklenmektedir. Evliya Çelebi, bütün bu anlatımlarının yanı sıra savaş ve barışta şehrin ve ordunun ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce esnaftan söz eder. Mensup oldukları loncaları, yaptıkları işleri ve birbirleriyle olan bağlantıları açısından sınıflara ayırıp esnaf kuruluşlarının pirlerini, hangisinin diğerine bağlı olduğunu anlatır. 1635 yılında Sultan 4. Murat'ın huzurunda yapılan geçit resminde cerrahlardan gül suyu esnafına, ekmekçilerden sahaflara, kınacılardan marangozlara, zurnacılardan kaşıkçılara, arabi düdük sazendelerinden rakıcılar esnafına uzanan yüzlerce esnaf loncası hakkında ayrıntılı bilgi aktarır.
şehrin soluk alan yerleri olan bahçelerini ve mesirelerini anlatır. Padişahlardan her sınıftan yöneticiye, bilim adamına ve ilginç tiplere, devletçe düzenlenen şenliklerden çok özel meclislerde yaşanan eğlencelere varıncaya kadar akla gelebilecek her türlü bilgiyi seyahatnamesinde bizlere ulaştırır Evliya Çelebi. İstanbul'un içinde ve dışında olan acayip ve garip tılsımları bildirir. Evliya Çelebi'nin ulaştırdığı bilgiler arasında İstanbul'un tılsımları da yer alıyor. İstanbul halkının gök ve yer afetlerinden korunmaları için yetkin ustaların İstanbul'un 27 yüksek dağ üzerine 27 rasat tılsımları kurduklarını anlatıyor Evliya Çelebi. Sarayburnu'ndaki Tunç'tan üç başlı heykel, Akdeniz'den, Karadeniz'den ve Üsküdar'dan gelen düşman gemilerine ateş saçıp bütün gemileri askerleriyle beraber yakmaktadır. Daha sonra bu tılsımlar Hazreti Risalet'in doğum gecesi büyük depremde yıkılıp günümüzde Sarayburnu'nda Selimiye Köşkü'nden ta Sinan Paşa Kasrı'na kadar deniz kıyısında anılan tılsımlar kaldırım gibi döşenmişlerdir. Evliya Çelebi'nin bahsettiği bu tılsımlar Evliya Çelebi'ye göre hala tesirini sürdürmektedir. Zira avlanan balıkların sebebi de işte bu tılsımlı sütunlardır. Denizin dibinde olan tılsımlar zaman aşımına bağlı olarak güçlerini yitirdiler mi bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir gerçek var ki Çelebi'nin havacılık tarihi üzerine verdiği bilgiler günümüz havacılığının ilk işaretleri gibi. İstanbul'da olan Hezarfen, Cemşidişli, çok becerikli, Aristo akıllı üstadları bildirir. Evliya Çelebi, seyahatnamesinin İstanbul'u anlatan birinci cildinin sonlarında Fenli Çelebi, Hezarfen Ahmet Çelebi, Lağari Hasan Çelebi, Şadi Çelebi, Nasır Habibi Maribi gibi isimlerden söz etmektedir. Bunlardan Hezarfen Ahmet Çelebi'yi, kartal kanatlarıyla 8-9 kere talim ederek Galata Kulesi'nin en tepesinden lodos rüzgarıyla uçup Üsküdar'da Doğancılar Meydanı'na düşmüştür diye anlatıyor. Lağari Hasan Çelebi ise Sarayburnu'nda padişah huzurunda derya üzere fişeğe bindi. Padişahım seni hüdaya ısmarladım. İsa peygamberle konuşmaya gideriz diye göklere yükselirken diye anlatıyor ve ekliyor. Gök kubbede büyük fişeğin barudu kalmayıp yere inerken ellerinde olan kartal kanatlarını açıp. Evliya Çelebi'nin izinde Evliya Çelebi ile zaman içinde başlayan yolculuğumuz sürecek. Sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.